Yeni bölüme hoş geldiniz. Bugün Almata'dan ayrılıyorum ve Toldigordon'a gidiyorum. Çünkü Rusya'ya girmem gerekiyor artık. Çünkü Moğolistan'a gideceğiz. O yüzden Toldigordon Semey yapacağım. Ve şu an size harita üzerinden artık göstereceğim. Çünkü tam olarak nerede olduğum anlaşılmıyormuş. Yeni bir bölüm, yeni bir heyecan. Başlıyoruz. Bugünün rotasında bahsettiğim gibi Toldigordon var. Ellerime bakın ya. Erkek çocuğu gibiyim. Dünyamız burası. Şöyle yakınlaştırırsak Almaty'den, Tanrı Dağları'ndan artık Rusya'ya ve Moğolistan'a gitmek için ayrılıyorum. O yüzden yolumuzu 250-250 yapıp, çünkü çok fazla kilometre yapacak gücüm yok şu anda, buradan Toldigordon'a gidiyorum. Kazakistan maceramız bitmek üzere. Yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Neredeyim? Buradayım. Almaty'den ayrılıyoruz ve nereye gidiyoruz? Semey'e doğru gideceğiz. Fakat dün video çekemedim çünkü çok ciddi bir fırtınaya denk geldim ve Almaty'den Toldigordon'a doğru devam ettim. Şimdi ise 840 kilometre var. Semey'e doğru gidiyorum. Biraz acele etmek zorundayım çünkü Moğolistan 2000 metrede ve artık hava orada soğumaya başladı. O yüzden azıcık tempolu Rusya'ya gireceğiz. Ve ardından güzelce devam edeceğiz. Bugün özel bir bölgeden geçeceğim. Yaklaşınca sizlerle de paylaşacağım. Fakat şöyle bir sıkıntımız var. Yol çalışmaları var. Ve birazcık zorlu bir gün. Yani Semey'e varamaya da bilirim. Artık şehir gezmek istiyorum. Almata'da güzel gezdik. Çok güzel yerlere konuk olduk. Kıvanç gerçekten acayip yardımcı oldu. Her konuda çok destek oldu. Drone'um kırılmıştı, onu yaptırdı. Arkadaşlığı, dostluğu çok iyiydi. Çok güzel insanlarla da tanıştım oradayken. Falan filan, ama vedalar acıtıyor, insanı üzüyor. Devam edelim bakalım. Hoş gidiyoruz da şurasının deniz gibi, görüyor musunuz? Yani dümdüz, uçsuz bucaksız. Lan dünya düz mü acaba? Bak dümdüz. Şuradaki dağlar kesiyor rüzgarı. Yoksa dün çok büyük fırtına vardı. Lastiklerimi yeni değiştirdim. Düzleşecek ya. Of. How are you? Oh. Hey, good weather today. Almaty'de tanışmıştık Ducati'de otururken. Sohbet muhabbet. Bugün de yolda karşılaştık yine. Onlar da Moğolistan'a gidiyorlar ve ardından Moğolistan'a motosikletlerini bırakıp geriye dönecekler. Bugün onlar Ayagöz'de kalacaklarmış. Ben muhtemelen Semey'i denerim. Çünkü saat daha burada 9. Mümkün gibi gözüküyor ama gözükmeye de bilir. Bakalım, göreceğiz. Şaka gibi ya, sokaktan çık yani, ana yola bağlanıyorlardı, orada karşılaştık. Bu iş
güzel oldu. Ya yolda o kadar çok insanla tanışıyorsun ki bu çok güzel bir duygu. Aramızda muhtemelen bir 3-5 gün falan varmış. Kendime yeni yerler keşfettim. Çok rahat. Bozuluyor. Yani çok bozuk değil vakandan sonra. Fakat şöyle bir sıkıntı var. İlerideki maviş bulutlar biraz canımızı acıtacak gibi. Ben muhtemelen Seme'ye gitmeyi denerim herhalde. Ama yağmur olursa denemem. Bakacağız. Çünkü böyle gidersek zaten biraz uzun sürecek. 300-200 kilometremiz var. Ama keyifli şeyi çok hatırlattı bana. Seyahatin ilk bölümlerinde Hazar Denizi'nin kenarındaydık. Hatırlıyor musunuz? Bayağı böyle yol bozuktu falan. Sonra daha çok bozuldu. Tamamen o şeye benziyor yola. Giriyoruz, çıkıyoruz. Çünkü yağmur yağmış. Allah bazen lanet ediyorum ya. Her şeyi her gün yıkıyorum. Bir iki lastiklerimi yenilemişim. Biraz fazla ıslak. Ay 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 ay. Yazık motoruma. Hiçbir şey göremiyoruz ki. Şurada çukur var kesin. Oy oy kayıyorum. Üç metre. Arabaları geçmemiz lazım. Ay bu değilmiş. Buna bakın ya. Benim neden bu ayağım çamur? Yandık anam. Burası daha düzgün gibi. Bir şey deneyeceğim. Hop hop hop. Kayıyorum. Tipe bak. Eyvah eyvah.
şimdi rüzgar çıktı. Geç geç. Geçsene anne. Anlamadı ki çocuk. Oy oy oy. Fırtına. Pisliyiz ya. Yazık motorlara. Bu da böyleydi. Son 300-500 kilometre dümdüz hiçbir şey yok. Gerçekten tabi daha az insan vardı. Soğuk ya, 17 derece, zaman zaman 14-15'e düşüyor. Az kaldı, son 60 kilometre. Oha, hayır, 60 kilometre. Bugün Alagöz'de kalacağız çünkü Seme'ye varamadım ben. Onlarla birlikte kalacağım. Sonrasına bakacağız. Benzin sırası olabilir mi ya? Sadece Kazakistan'dayız. Bekle. Niye buraya girdim ki? Yağmur da başladı ama keyif alıyorum artık. Bugün eğlenceli. Çamurdan korkardım eskiden çok. Fakat şimdi sorun yok. Derecelerde biraz zor yollarla Ayagöz'e vardık. Video bitmedi. Siz arada bir beğeni atın. Ben bu gece uyuyacağım. Aha, kuş ordusuna girdik. bu gece uyuyacağım. Yarın Seme'yi de bitireceğim. Seme'yi de gezelim azıcık. O yüzden bitmedi video. Devam ediyoruz. Sabah uyandık ve amortisörüm patladığını fark ettik. Hayır. Nasıl olacağını ben de öğreniyorum. Onu oradan geçirdik. Bir fileyim ben. Bir de kaçsam. Annem yaralı kuzum benim. Bulabuk. Sıçpıyor artık affet bulabuk. Très bien, ils sont vachement à l'arrière, ça va pas se prendre dans le piston comme ça. Non? Sardık yaralı kuzuyu. Pis. Yakıyorlar. Şuraya geçeyim.
Bugün Seme'ye son 300 kilometre 6 saat veriyor. Dünkü yollarda amortisörüm keçesi patlamış. Lucas şu görüyorsunuz pembe bir şey yaptık taktık. Çünkü ön frene yağ sıçraması çok tehlikeli. Bu arada buradaki tren ne diye düşünüyordum dün. Meğerse Almata'dan Pavlodoro Seme'ye kadar bir tren varmış. Yaklaşık 12 saatte falan gidiyor. Ve bugün rotamız Semey. Yola çıkıyoruz, gidiyoruz. 3-4 saat veriyor ama bu yalan veriyor hep. Semey'in güzel bir hikayesi var. Şimdi hayırlısıyla yola çıktık. Ay çok yedim kahvaltıyı, saçmalık yaptım, sandviç yedim. Oy oy. Oy güzel güzel insanlar. Hava 13 derece. Kazakistan'ın steplerinde gerçekten sonsuzluğa sürüyoruz. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Molası verdik fakat ben yemedim çünkü midem bitmiş durumda ama Lucas ve Marco yedi. Son 160 kilometremiz. iPhone kablom yine kırıldı. Cebime koyuyorum telefonu, burada kamerayı bozar diye, fakat unutup motordan indiğimde çıt dedi üçüncü kez. Yine kırıldı. Hadi bakalım. Hadi gidelim. Birazcık tek sürmeyi de özledim. Yarın ben kalacağım bir gece daha. Onlar Moğolistan'a doğru devam edecekler. Geri döneceğiz. Ne? Küçücük bir şehir. Semey ve Özkemen'e ayrılıyor burası. Tam kesişim noktası. Birlik. Karajal. Karayal. J'ler Y diye okunuyor. Sayılar aynı. Bayağı benziyor. Mesela yok diyor, onlar yok demek. Şunu şöyle koyayım. Zaten düz yolumuz. Tek numaran kalmış. Şarkı. Biz için bir tadım.
soğuk, yağmurlu bir gün olsun ama evdesin, televizyonda bir film eski aşkları anlatır, sen sadece usulca dizlersin, bir kadın bir adam. Eski adı Semipalatinsk. Aman, eski adı söyleyeceğim. Semipalatinsk olan, yeni adı Semey olan Rusya'nın en doğusundaki şehirlerden birine geldik. Burada adının değişmesinin çok özel bir hikayesi var ama onları durunca mı anlatsam? Biraz şehri gezeriz bence bu bölümde, öyle kapatırız. Durunca anlatırım çünkü çok motosiklet kullandık. Burada önemli şeyler var. Uzaya giden astronotlarla ilgili, zamanda geçmişte Sovyetler Birliği ile Birliği'nin yaptıkları ile ilgili ve Dostoyevski'nin sürgün edildiği ev var. Hepsini birlikte gezeceğiz. Sadece otele yerleşeceğiz. Sabah olacak, gezmeye başlayacağız. Çünkü Semey'de 2 gün kalacağım. Güzel bir yolculuktu. Yani son kilometrelerde zaten hiçbir sıkıntı yoktu asfaltta. Öncesinde bildiğiniz gibi amortisörüm patladı. Neyse, yarın. Dur, hemen sabah olsun şöyle. Hemen şehri gezelim. Kapatmadan, buradaki mezarlıklar gerçekten bir kent gibi, şehir gibi. Görüyorsunuz yani, o kadar büyük ve dünya yani. Ve her bir mezar böyle ev şeklinde. Kazakistan, of, mezarlarıyla ünlü. Cidden bazıları çok büyük. Çoda bir salon. Burada çok kişi ölmüş. Bu arada muhtemelen burada çok fazla kanser vakası vardı. Çünkü radyasyon çok fazlaydı. Sebebini anlatacağım. O sebeple bu kadar çok mezar oluyor olabilir. Halk bile göç etti çünkü buradan zamanında. Ya çok heyecanlandım. Boğaz Köprüsü gibi. Boğaz Köprüsü gibi. Semey Yeni Köprüsü deniyormuş buna. Şerit nerede? Güzel olmuş. İstanbul'a özlemim geldi. Hadi otellere girişleri çekelim azıcık. Tabii müziğimizi kapatalım. Ne çalıyor? Bakalım. Burası hemen benziyor. Otel motel de yazmıyorlar ki. Kapı da dışarı açılıyor. Yasmin Otel. Şimdi motorumuzu içerimize alalım. Bu arada gecelik $10 vereceğim. Yok, özür dilerim, $12. Şöyle koyayım mı şuraya?
Efendim? Ney? Dur. Dur abla, anlamıyorum ki. Rusça bakıyor bir de. Ay, inemedim de. Hop. Semey'deki Central Pazar. Burada böyle her şey. İşte meyve, sebze, yemek, kuru yemiş. Her şey var değil mi Lucas? Bugün onlar Rusya'ya gidiyor. Ben ayrılıyorum. Size Semey'i anlatacağım demiştim. Şu an Albay Müzesi'nin önündeyim. Burada zaten 2-3 şeyden başka hiçbir şey yok. Doğu Kazakistan'dayım. 2 ay önce Atro'dan Kazakistan'a girmiştim. Fakat Özbekistan vesaire yaptığım için yaklaşık 2 ay sonra Semey'e, yani doğudaki şehrine varabildim. Batıdan doğuya gelmem 2 ayı buldu. Semey şehrinin önemli bir özelliği var. Şehrin 250 kilometre batısında, aslında yanından geçtik fakat girmek imkansızdı. 1949-1989 yılları arasında eski Sovyetler Birliği, şu anki Rusya, nükleer silah testleri yaptı burada. O yüzden şehirde çok fazla kanser vakaları ortaya çıktı ve ne yazık ki çok fazla ölümle sonuçlandı. Nükleer silah testlerinin yapıldığı bölgeden ortaya çıkan zehirli hava insanları ne yazık ki ölüme terk etti. Ve bu bölgedeki nükleer silahların oluşturulduğu yer, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla 1991 sonrasında çok büyük protestolar sonucu kapattırıldı. Ve ilginç bir bilgi daha, 1996 ile 2012 yılları arasında Amerikalı, Kazak ve Rus nükleer bilimciler dağ tünellerindeki plütonyumu büyük bir operasyonla çıkardılar ve emniyete aldılar. Ve burada yaşayan halk, yani kansere yakalanmamış halk kendisini üstün görüyor burada, köyde yaşayan halklar. Çünkü çok fazla ölümle sonuçlanmıştı. Semey'in böyle bir hikayesi var. Albay Müzesi ne yazık ki kapalı, fakat arkamda, tam Albay Müzesi'nin yanında ise çok keyifli bir cami var. Bu cami ise tamamen ahşaptan yapılmış bir cami. Şehrin ortasında yer alıyor ve buradan başka Semey'de çok özel bir bölge daha var. Kurumu ileriye bırakmıştım banka için, fakat ruble alamadım. O zaman gidelim, motoru alayım, sizi başka özel bir bölgeye daha götüreceğim. Sonra Semey bitiyor zaten. Suç ve Ceza'nın yazarı, Karamazov kardeşlerin yazarı Dostoyevski'nin burada sürgün edildiği ve sürgün edildiği zaman konakladığı evdeyiz şu anda. Müze ne yazık ki kapalı. Fakat uzaktan da olsa onun arkadaşıyla birlikte heykelini görmeye geldik kızımla. Görüntü çok kötü, niye öyle olmuş? İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kazakistan bölümünün sonuna geldik. Yani koskoca ülkeyi, Orta Asya'nın en büyük ülkesinden birini, Rusya ve Kazakistan, bitirdik. Yarın Rusya'ya geçeceğim. Rusya'da ne yapacağım? Yarın Rusya'ya geçeceğim ya da Altay bölgesine geçeceğim ve ardından Moğolistan seyahati başlayacak. İnanılmaz stresli ve heyecanlıyım, çünkü sınır geçişlerinden her zaman biraz çekiniyorum. Yani bekletirler mi, ne yaparlar diye. O yüzden bir seyahat planlıyorsanız mutlaka çok erkenden hareket edip erkenden uyumanız gerekiyor. Ve öncesinde de önceki bölümlerde yaptığım hataları yapmamak için sınır geçişlerini kontrol etmek gerekiyor. Buraya kadar izlediğiniz, destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Diğer bölüm Altay Dağları'ndan gelecek. Görüşürüz.